Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde efsanelerden dolu dolu top açılımları yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu hafta bu zamana kadar 350 bin GP'lik top açılımı yaptık. Bir 350 bin GP'lik daha şimdi top açılımı yapacağız efsanelerden. Hemen efsane bölümüne gelelim. Ronaldinho'yu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer bu hafta hedefim 1 milyon 300 bin GP'lik top açılımı yapmak. Yani MyClub parasını da hesaplayaraktan söylüyorum. Eğer Ronaldinho'yu bulamazsam MyClub parasıyla da top açılımı yapmaya devam edeceğim. Bakalım, ama Ronaldinho'yu bulursam tabii ki MyClub parasını harcamayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu zamana kadar 2 tane siyah top bulduk. Birisi şimşekliydi. De Gea ve Benzema'yı bulduk. Bakalım süreç bize ne gösterecek. Taktik deniyordum. Taktik denemeyeceğim. Nerede içimden geçerse orada basacağım arkadaşlar. Şansımıza artık ne gelirse. Şöyle sesini de açtıktan sonra videomuza başlayalım. Güzel bir beğeni de yapalım arkadaşlar. İnşallah Ronaldinho'yu bulabiliriz. Üstüme de Ronaldinho'nun formasını giydim. Ronaldinho'nun Barcelona'da oynadığı dönemde formasını almıştık. Haydi bismillah diyelim. 25.000 GP ödedik. Devam et dedik. Bakalım nasıl bir top açılımı bizleri bekliyor. Dediğim gibi taktik falan denemeyeceğim. Nerede gelirse orada basacağım. Bakalım. Bir siyah topun yanında bastım. Altın top geldi. Tamam. İki tane altın top, bir tane gümüş top geldi. Devam ediyoruz. 25.000 GP ödedik. Devam et dedik. Bakalım. Efsane bulabilecek miyiz? Tabii ki gönlümüz Ronaldinho'dan yana. En çok sevdiğimiz, en çok istediğimiz oyuncu. 2 sezondur harcamadığım GP, harcamadığım MyClub parası kalmadı. Ama bulamadık. Bakalım şimdi bulabilecek miyiz? Bir siyah topun peşinden bastım yine. Siyah topu geçti. Altın top da kaldı. Atlamadı. Belhan da geldi. Galatasaray'dan tanıdık bir isim. Kayseri Spor'dan da bir Türk oyuncu daha geldi. Ekledik takımıza. Devam ediyoruz. 25.000 GP ödedik. Devam et dedik. Haydi bakalım. Ronaldinho avındayız arkadaşlar. Kısmetimize, şansımıza bulabilecek miyiz? Bulamazsak, dediğim gibi GP ile bulamazsam MyClub parasıyla çevirmeye devam edeceğim. Nerede basalım? Nerede basalım? Hadi bir siyah top daha gördüm. Bastım peşinden. Siyah top geldi. Bakalım kim geliyor? Bizde olmayan bir oyuncu Adriano geliyor. Bir efsane bulduk. Hem de bazukacı. Bizde Batistuta vardı. Batistuta'nın yanına Adriano da geldi. Güzel oldu. Efsaneleri severiz. Arkasına Carrasco'yu vermiş. Bir de gümüş top vermiş. İlk efsanemizi bulduk. Bakalım devam ediyoruz. 25.000 GP daha ödedik. Şu anda 100.000 GP'yi harcadık. Daha 250.000 GP'miz var. Bulamazsak dediğim gibi MyClub'la da çevirmeye devam edeceğim. Uğurlu formamızı, Barcelona formamızı, Ronaldinho'nun formasını da giydik. Bakalım inşallah istediğimizi bulabiliriz. Bir siyah topu daha göreyim. Bastım peşinden. Şimşek yok yine. Ve gümüş top geldi zaten. Devam ediyoruz. Hemen 25.000 GP daha ödedik. Devam et dedik. 3 tane siyah top bulmuş olduk. Bir tanesi efsane. Bir tanesi De Gea ve Benzema. De Gea'yı ilk açışta gelmişti zaten. Şimşek çakmıştı. Gerçekten efsane bir adrenalin yükselmişti o ara. Acaba kim diye, Ronaldinho mu diye, ama değilmiş. Bir siyah topun peşinden bastım yine. Yine siyah top geldi. Bizde olan birisi Isco. Çünkü N işareti şu sağ üst köşede N oluyor arkadaşlar. O geldiği zaman bizde olmayan bir oyuncu demek oluyor. Siyah top gelmesini sevmiyoruz. Çünkü yüzdeyi düşürüyor. Bakalım şu anda. Gerçi yine yüzdemiz %10'un üzerinde. 25.000 GP daha ödedik. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Dediğim gibi GP yetmediği zaman bu hafta elimdeki MyClub parasını da harcayacağım arkadaşlar.
Haydi bakalım. Bastım yine bir siyah topun peşinden. Siyah topu geçti, gümüşte kaldı. Atladı. Atladı. Bizde olmayan bir oyuncu. Koulibaly. Bizde yoktu. Tamam, güzel oldu. Olmayan bir oyuncu. Arkasına da Rakitic. İki siyah top birden gelmesi kötü oldu. Dediğim gibi yüzdeyi düşürüyor arkadaşlar. Gerçi vermek istediği zaman her türlü veriyor Konami. O ayrı bir konu. Devam ediyoruz. Kaç tane siyah top bulduk? Isco geldi. Şimdi Koulibaly. 4 tane siyah top bulmuş olduk şimdi bu bölümde. Toplamda da 6 siyah top bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Bakalım bakalım bakalım. My Club parasını harcattıracak gibi geliyor bana Ronaldinho için. Bilmiyorum. Haydi bakalım nerede basalım. Bir siyah topun peşinden bastım. Oyun bug'a mı girdi acaba dedim bir an için kendi kendime. Zaha geldi. İki tane de gümüş top. Ekledik takımımıza. Devam ediyoruz. 25.000 GP daha ödedik. GP. Şu anda tam 200.000 GP harcamış olduk bu bölümde tabii ki. Haydi bakalım. Haydi. Uğurlu formamızda Ronaldinho'nun formasında Ronaldinho'yu bulabilecek miyiz acaba? Merak ediyorum. Bastım, şimşek çakmadı. Ortalıklarda siyah top da yok. Kimmiş bu? Delefeu. İki tane gümüş top ekledik takımımıza. Tabii bu oyuncularla da yine GP kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu gelen oyuncuları ben direkt salmıyorum. Kontratı bitene kadar Kızıl Elma Kenan abinin tabiriyle etinden, sütünden, yününden faydalanıyoruz. Ondan sonra serbest bırakıyoruz. Ben oynatmadan bırakmıyorum genelde. GP'yi zaten o yüzden çok fazla kasıyorum. Kontrat maliyeti olmamış oluyor. Hadi bir siyah topun peşinden yine bastım. Altın top geldi. Guye geldi. İki tane de gümüş top ekledik takımımıza. 25.000 GP daha ödedik. Haydi bakalım. Dönsün toplar, dönsün. Nerede basalım? Nerede basalım? Nerede basalım? Bir siyah topun peşinden daha bastım. Gümüş top geldi. Şu anda toplamda 250.000 GP harcamış olduk. 350.000 GP'miz vardı çünkü. Devam et dedik. Hepsini harcayacağım bugün GP'nin arkadaşlar. 350.000 GP'nin hepsini harcamış olacağım. Haydi bakalım. Nerede basalım? Haydi bakalım, haydi bakalım. Rekoba'yı da isterim. Rekoba'nın gelmesini isterim arkadaşlar. Rekoba da sevdiğim bir oyuncuydu zamanında. İzlediğimiz bir oyuncuydu. Hadi bir siyah top daha göreyim. Bastım üstünde. Siyah topları geçti. Altın topta kaldı. Sané geldi. Stoper. İki tane de gümüş top yine arkasına. Devam ediyoruz. Son 3 topumuz. 25.000 GP ödedik. Şöyle bu sefer de farklı bir şey yapalım. Ekrana, kameraya bakarken, ekrana bakmadan basacağım. Nerede bastığımı bilemeyeceğim. Bakalım. Ekrana, kameraya bakarken bastım. Gümüş top geldi. Ekledik takımımıza. Son 2 topumuz arkadaşlar. 25.000 GP ödedik. Devam et dedik. Haydi bakalım. 300 topun neredeyse 100 tanesini burada çıkarmış olacağız. Bu hafta çok fazla GP kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir 200.000 GP daha kasarsam bir de 25.000 ödül geldi biliyorsunuz. Bu 2020 ile alakalı. Onun üzerine şu tur etkinliklerini de bitirip sözleşmeleri biten oyuncuları da satıp işte bir 200-250.000 GP daha yaparsak güzel olur. Oyun bug'a girdi. İnşallah
Gönlüm Rekoba'dan yana arkadaşlar. Rekoba'nın gelmesini çok isterim. İnşallah Rekoba gelir. Bizde olan birisi. Birisi yine Areola Babakar geldi. Tamam, ekledik. Son topumuzu açıyorum arkadaşlar. Devam et dedik. Dediğim gibi bir 200-250 bin GP daha kasmaya çalışacağım. 25 bin de ödül gelmişti. İşte tur etkinliklerinden de ikisini de bitirdiğiniz zaman 110 bin GP oradan geliyor sadece. Tabii o kastığımız oyuncular da, serbest bırakacağım oyuncular da var. Onları da serbest bırakırım. İşte bir 200-250 bin GP olursa tabii MyClub parasını da harcayacağım arkadaşlar. Son topumuz. Bastım. Siyah top, hadi be, Rekoba'yı ver be. Aubameyang geldi. Bizde olan bir oyuncuydu. Evet arkadaşlar, videomu burada noktalandırıyorum. GP'miz zaten bitti. Toplamda 6 tane siyah top bulduk. Bir tanesi de efsane zaten. 300 topun kaç tanesini? 84 tanesini açmışız. Tabii ki açmaya devam edeceğiz. Toplamda şu anda ilk geldiği hafta, ilk geldiği gün, yani dün bir gün öncesinde 350 bin GP'lik açmıştık. 350 şu anda, toplamda 700 bin GP harcadık. Dediğim gibi top açılımı yine gelmeye devam edecek. 6 tane siyah top bulduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.